Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir soru çözüm dersimizde yeniden bir araya geldik. Bugünkü konumuz elektroliz. Şimdi önce elektrolizle ilgili soru çözmeden önce elektrolizle ilgili biraz bilgiler vermek istiyorum size. Elektroliz tanım olarak kendiliğinden yürümesi mümkün olmayan yani istemsiz olan bir kimyasal tepkimenin çözeltiden veya erimiş tuz içerisinden kontrollü potansiyel altında yani elektrik akımı altında zorla meydana getirilmesi işlemine biz elektroliz diyoruz. Diğer bir tanımı da elektrolizin bir bileşiğin elektrik akımı yardımıyla elementlerine ayrılması olayıdır diye de elektrolizi tanımlayabiliriz. Şimdi elektrolizde arkadaşlar etken faktör en önemli kısım katyonlar katotta, anyonlar anotta toplanır. Bu çok önemli bir bilgi. Elektrolizle ilgili bütün soru çözümlerinde bize lazım olacak bir bilgi. Şimdi katyonlar katotta toplanır, anyonlar anotta toplanır. Katyonlar artı yüklü taneciklerdi. Katyonlar artı yüklü tanecikler olduğuna göre o zaman katot burada eksi yüklü olmak zorundadır. Neden? Artı yüklü tanecikler eksiye doğru hareket edeceği için. Anyonlar eksi yüklü taneciklerdi. O zaman anotun artı olması lazım ki anyonlar anota doğru yani artı olan kutuba doğru hareket etsinler. Katotta her zaman için yine indirgenme reaksiyonu, indirgenme yarı tepkimesi, anotta da yine her zaman için yükseltgenme yarı reaksiyonu meydana gelir. Evet. Şimdi bir örnekle olayı hızlı bir şekilde açıklayalım. Burada sodyum klorür erimiş sodyum klorür maddesinin bileşiğinin elektrolizini gerçekleştiriyoruz. Sodyum klorür sıvı halde erimiş halde sodyum ve klor iyonları var. Artı sodyum ve klor iyonları var. Bu çözeltinin içerisinden elektrik akımı geçiriyoruz. Şimdi elektrik akımı geçirirken bu çubukları yani elektrotları bir üretece bir doğru akım elektriğine bağlıyoruz. Yani buradan elektriği biz vermiş oluruz. Şimdi pil sisteminde kimyasal tepkimeden elektrik enerjisi üretiyorduk. Ama burada elektroliz olayında elektrik akımı verilerek kullanılarak kimyasal reaksiyon, istemsiz olan reaksiyonu gerçekleştiriyoruz. Katotta indirgenme olayı gerçekleşecek. Şimdi çözeltinin içerisinde ya da sıvının içerisinde sodyum var, klor var. Katyonlar katotta toplanır. O zaman katotta indirgenme olayı olacağına göre katyon olan sodyum elektron alarak sodyum sıvısına anotta da anyonlar anotta toplanır. Anyon olan klor elektron vererek anotta yükseltgenme reaksiyonunu gerçekleştirmiş oluyor. Şu iki yarı tepkimeyi toplarsak elektroliz reaksiyonunu gerçekleştirmiş oluruz. Evet, elektron sayılı eşitlenek bulunur. Bu olay sırasında sodyum ve klor gazı elde edilmiş oluyor. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Klor iyonu elektroliz işlemi sırasında klor gazına dönüşür. Yani eksi birden sıfıra yükseltgenir. Yükseltgenme reaksiyonu meydana geldi ama Cl yani klor sıfır olarak tek başına bulunmaz. Klor gazı şeklinde bulunmuş olur. Değiştirelim sayfayı. Elektrolizle ilgili bilgilerimize bakalım. Evet. Şimdi pil sistemi ile elektroliz sistemi arasındaki farklara bakacağız arkadaşlar burada. Bakın şimdi burada bir voltmetre var. Burada güç kaynağı var. Bu pil sistemidir. Normal bizim bildiğimiz pil sistemi. Kadmiyum anot bölgesinde bir kadmiyum, katot bölgesinde bir kadmiyum var. Kadmiyum artı 2 iyonları var bu çözeltinin içerisinde. Bu voltmetre aynı zamanda derişim pili olma yolunda. Şimdi burada pil tepkimesinde arkadaşlar bir tarafta indirgenme bir tarafta yükseltgenme reaksiyonu meydana gelir. Şimdi
Anot bölgesi bu taraf olduğuna göre elektronlar anottan katota doğru hareket edecektir. Anottan katota doğru. Ancak burada güç kaynağı olduğunda, güç kaynağı olduğu zaman burada, o zaman arkadaşlar anot ve katot bölgeleri yer değiştirir. Yani bu taraf anotken şimdi bakın katot oldu. Bu taraf katotken şimdi bakın bu taraf anot oldu. Yine anotta yükseltgen mi katotta indirgen mi olacak? Elektronlar yine anottan katota doğru hareket edecek. Bu yön her zaman için elektrik akımı yönü. Ama burada ne var bakın? Güç kaynağı var. Ve tepkime ters yöndü. Şimdi bu şekildeki pil tepkimesini ters çeviriyoruz ve diğer türlü yapmış oluyoruz. Evet. Şuralar bakır olacak. Şuraları yanlış yazmışlar. Şuralar bakır. Evet. Peki. Bakalım şimdi. Elektrolit hücreleri ile kimyasal pil hücreleri arasındaki farklar şunlardır. Pilde, bakın pil tepkimesinde kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretilir. Elektronlar anottan katoda doğru hareket eder. Anotta yükseltgen mi, katotta indirgen mi olur? Anot elektrot eksi, katot elektrot artıdır. Ancak elektrolit sisteminde elektrik enerjisine kimyasal enerji elde edilir. Yani elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Pilde de tam tersiydi. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşürdü. Elektronlar yine anottan katoda doğru hareket eder. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Anotta bu sefer anotta yine her zaman yükseltgen mi, katotta yine her zaman indirgen mi olur? Ancak sadece anot ve katot yer değiştirmiş olur. Bu sefer bakın anot burada eksiyken anot burada artıdır. Katot burada artıyken katot burada eksidir. Evet, pil ile elektrolit hücresi arasındaki farkları söylüyor. Şimdi elektrolizin nicel incelenmesine baktığımızda, elektroliz olayının nicel olarak incelenmesine, sayısal olarak baktığımızda, burada da arkadaşlar Faraday yasaları vardır. Faraday'ın elektroliz yasalarına göre, birinci elektroliz kanununa göre elektrolizde anot ve katotta açığa çıkan madde miktarı, anot ve katotta toplanan madde miktarı, devreden geçen, dışarıdan verilen, sisteme verilen, devreye verilen elektrik yükü miktarı ile doğru orantılıdır. İkincisinde, ikinci Faraday yasasında elektroliz kanununa göre aynı miktarda elektrik yükü geçen farklı elektrolitlerin elektrolizi sırasında, yani burada seri bağlı elektroliz kaplarından bahsediyor. Her bir hücre elektrotlarında elde edilen madde miktarları toplanan biriken madde miktarları bu maddelerin eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır. Seri bağlı elektroliz kaplarında aynı elektrik yükü ile elektroliz ettiğimiz için toplanan madde miktarları bunların eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır diye söylemiş Faraday. Devreden 1 mol elektron yükü geçirilince 1 eşdeğer gram madde açığa çıkar. Yani arkadaşlar 1 mol elektron yükü 1 eşdeğer gram madde miktarına eşittir burada. Bir maddenin atom kütlesinin tesir değerlerine oranı da eşdeğer kütle verir. Atom kütlesinin tesir değerlerine oranı, yani ma bölü tesir değerliği diye düşünebiliriz. Bu bize neyi verecekmiş? Eşdeğer kütleyi verecek. O zaman eşdeğer gram miktarı ile elektron yükü birbirine eşittir. 1 mol elektron yükü 1 faradaydır ve 96.500 kulombluk elektrik yüküne eşittir. 1 mol elektron 1 faradaya eşittir. 1 faraday da 96.500 kulombluk elektrik yüküne eşittir. Yani 1 faraday ile 96.500 kulomb eşit olarak ifade ettik. Q eşittir I çarpı T formülünden yük miktarı, elektrik yükü miktarı, akım ve zaman olarak ifade ediyoruz. Bunun birimi her zaman için kulomb. Kulomb. Bunun birimi amper. Bunun birimi de saniye olarak kullanmış oluyoruz. O zaman
Amper çarpı saniye bize neyi verecektir? Kulomb elektrik yükünü vermiş oluyor. Q arkadaşlar elektrik yükü miktarı olarak ifade ediyoruz. Bir formülümüz var. Her zaman kullanmak zorunda değiliz ama yine de formülü bilmenizde fayda var. Anotta ya da katotta açığa çıkan madde miktarı şu formülle bulunabilir. M toplanan maddenin kütlesi. Kütle anotta ya da katotta toplanan maddenin kütlesi. Q az önce bulduğumuz elektrik yük miktarı. Q eşittir I çarpı T formülünden yapmıştık hatırlayın. MA mol ağırlığı. Mol ağırlığı. Kimin mol ağırlığı bu? Toplanan kütlenin. Açığa çıkan madde. Hangi madde ise onun mol ağırlığı. 96.500 sabit bir sayı. Z de burada arkadaşlar. Alınan ya da verilen elektron sayısı. Ya da şöyle de ifade edebiliriz. Toplanan maddenin yükü. Değerli olarak da yazabiliriz. Değerli. Mesela sodyum toplanıyorsa sodyumun değeri artı 1'dir. Buraya 1 yazıyoruz. Mesela kalsiyum toplanıyorsa kalsiyumun değeri artı 2'dir. Buraya 2 yazıyoruz. Mesela klor toplanıyorsa klorun değeri eksidir. Buraya da eksi 1 olarak yazmış oluyoruz. Evet. Suyun elektrolizinde arkadaşlar son bilgimiz soru çözeceğiz az sonra. Suyun elektrolizinde de şurada gördüğünüz Hofmann voltametresi kullanılır. Bu sisteme biz Hofmann voltametresi diyoruz. Burada elektroliz ettiğimiz su var. Bir de su zayıf elektrolit olduğu için yani elektrik akımını çok zayıf ilettiği için reaksiyonu hızlandırmak için kaba sülfürik asit ilave edilir. Sülfürik asit burada hidrojen artı bir iyonunu da ifade etmiş olur. Buradan elektrik akımı veriyoruz. Bu taraf katot, bu taraf anot olarak yazıyoruz. Katot bölgesinde katyonlar katotta, anyonlar anotta toplanır. Hidrojen katyon olduğu için hidrojen artı bir iyonu. Katot bölgesinde hidrojen gazı, anot bölgesinde eksi yüklü olduğu için oksijen gazı toplanmış olur. Anyonlar anotta, katyonlar katotta. Bunun da reaksiyonuna baktığımız arkadaşlar. Suyun elektrolizi. Bu önemli. Sayısal soru çözerken suyun elektroliz reaksiyonlarını kullanmış olacağız. Anotta su oksijene ayrışıyor. Oksijen gazı elde ediyoruz. Anyon olduğu için buradaki oksijen OH'daki oksijen anyon olduğu için oksijen gazına dönüşüyor. Yani indirgenme reaksiyonu. Buradaki indirgenme arkadaşlar suyun yapısındaki OH'dan, OH'ın indirgenmesinden kaynaklanıyor. Katotta da, suyun yapısındaki OH'ın yükseltgenmesinden kaynaklanıyor. Çünkü anotta yükseltgenme reaksiyonu meydana gelir. Bu suyun yapısındaki OH, OH iyonlarındaki oksijen ne yapıyor? Sıfıra yükseltgenmiş oluyor. Katotta da indirgenme reaksiyonu var. Katottaki hidrojen iyonları da suyun yapısında bulunan hidrojen iyonları da hidrojen gazı şekline indirgenmiş oluyor. Evet. Suyun elektrolizi de bu şekilde. Şimdi bununla ilgili sayısal ve yorumsal sorular çözmüş olacağız. Sayfayı değiştiriyorum arkadaşlar. Evet. Artık soru çözebiliriz arkadaşlar. Kısa bir bilgi verdik. Şimdi elektroliz ile birinci sorumuz elektroliz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuşlar. Az önceki bilgilerimizde burada sorular üzerinde hatırlamış olalım. Anot artı katot eksiydi. Şimdi neydi arkadaşlar etken faktörümüz? Anyonlar anotta katyonlar katotta toplanır diye söylemiştik. Etken faktörümüz buydu. Anyonlar eksi yüklüydü. O zaman artı yüklü anota gider. Katyonlar artı yüklüydü. O zaman eksi yüklü anota gider. O zaman anot elektroliz olayında anot artıdır. Katot da eksidir. Bu doğru cevaptır. Biz yanlışları arıyoruz. İstemsiz redoks tepkimesi gerçekleşir. Evet doğrudur. Pilde istemli redoks tepkimeleri gerçekleşirken
elektroliz olayında da istemsiz redoks tepkimeleri dışarıdan elektrik akımı verilerek gerçekleştirilir. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisini çeviren sistemlerdir. Yanlış. Bu sistemler pil sistemleridir. Pil ile elektroliz birbirinin tersidir. Pil elektrolizde elektrik enerjisi ile kimyasal olay meydana gelir. Dolayısıyla Ceyhan yanlıştır. Evet. Elektroliz devrelerinde zamanla çözeltideki iyon derişimi azalır. Evet, anyonlar anotta, katyonlar katotta hareket ederken anyonlarda eksi yüklü taneciklerde yükseltgenme, katyonlarda da artı yüklü taneciklerde indirgenme meydana geleceği için çözeltideki iyon derişimi kesinlikle azalır. Çözeltide toplam yük korunur. Zaten toplam yük korunmak zorundadır. Artı eksi yükler. 2. Elektroliz devreleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye bize sormuş. Aktifliği en büyük olan metalin katyonu katotta öncelikle açığa çıkar. Şimdi arkadaşlar pilde hani anyonlar anotta toplanır ifadesi yazmıştık ya. Aktifliği en büyük olan ya da katot demiş burada, katottan bahsedelim. Katyonlar katotta toplanır ifadesinde en aktif olan metalin katyonu katotta öncelikle açığa çıkar. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü öncelikle pasif olan madde toplanır. Pasif olan maddeye vereceğimiz elektrik akımı daha az miktarda olduğu için verdiğimiz elektrik akımı o miktara ulaştığında, daha az olduğunda hemen pasif olan madde önce toplanır. Aynı şekilde aktifliği en büyük olan ametalin anyonu zaten katotta diyor. Bu bir kere zaten yanlış. Anyon nerede toplanacaktır? Anotta öncelikli olarak indirgenir diyor. Bu ifade zaten yanlıştır. Bakalım şimdi biz doğruyu arıyoruz. Hücre potansiyeli pozitiftir. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Çünkü pil tepkimesinde hücre potansiyeli, yani E pil sıfır, her zaman sıfırdan büyüktür. Elektroliz bunun tam tersi olduğu için de elektroliz olayları kesinlikle pozitif değildir. Kesinlikle negatiftir. Anot söylemiştik bakın. Anot artı, katot eksi olması gerekiyor. O zaman bu ifade yanlış bir ifadedir. Yanlıştı. Biz doğruyu arıyoruz. Bu da yanlış. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Evet, aradığımız cevap budur. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Kesinlikle doğrudur. Evet, üçüncü soruya bakalım. Yandaki platin elektrotlarla yapılan elektroliz işleminde bakır sülfat ve potasyum kloru çözeltileri bulunmaktadır. Şimdi bakın arkadaşlar, çözeltileri diyor. Şimdi burada hemen sorunun geri kalanını okumadan önce hemen bilgi vermemiz gerekiyor. Sulu çözeltiler elektroliz edildiğinde sudan gelen, suyun yapısında bulunan hidrojen iyonları ile hidroksit iyonlarının aktiflikleri de buradaki aktiflik sırasına dahil edilir. Normalde dikkat edin bakın. Potasyum var, klor var, bakır var, sülfat var. Bakın olmayan ne var? Hidrojen ve hidroksit var. Buradaki hidroksit de neye dönüşecektir? Oksijene dönüşecektir. O yüzden de burayı oksijen aktifliği şeklinde yazmışlar. Bunların aktifliği de arkadaşlar aktiflik sırasına dahil edilir. Katotta ve anotta önce hangi madde toplanır diye sorduğunda bunları da eğer toplanıyorsa öncelikle işleme katmamız şarttır. O zaman bakalım şimdi, buna göre anot ve katotta öncelikli olarak toplanan maddeler hangileridir? Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız iş, mantık şudur aslında. Aktifliği az olan madde, yani katyon daha doğrusu, aktifliği az olan katyon önce toplanır. Aktifliği çok olan anyonların içerisinde de önce toplanır. Yani aslında buradaki aktiflik
Yükseltgenme eğilimleridir aslında buradaki sorularda bize verilen aktifliği. Yükseltgenme eğilimi küçük olan kimdir? Bakırdır. Bakırdır. Ama burada da indirgenme eğiliminin küçük olması lazım. O zaman biz bunları şu üçünü ters çevirdiğimizde indirgenme eğilimi küçük olan kimdir? O da klordur. Şu an bunlar yükseltgenme verildiği için bunların da yükseltgenme eğilimlerini sıralamış. Klor, oksijen ve sülfat olarak. Ama anyonlar anotta yükseltgeneceği için anyonların yükseltgenmesini isteyeceği için yükseltgenme eğilimleri de en küçük olan da burada kloru alıyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın burada şu ikisini işaretliyoruz. Yani işi biraz pratik düşünürseniz katyonlar ile bakın katyonlar ile anyonların tam kesişim noktasından işaretliyoruz ve bir anyon bir katyon alıyoruz. Sonra diyoruz ki katyonlar katotta, anyonlar anotta öncelikle toplanır diye bu şekilde işaretlemiş oluyoruz. Evet. Hangileri önce toplanır diye soruyor. Katyonlar katotta, anyonlar anotta öncelikle toplanır. Evet. Dördüncü soruya bakıyoruz. Yukarıdaki elektroliz devresinde sırasıyla anot ve katotta öncelikli olarak açığa çıkan maddeler hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın potasyum klorür, bakır nitrat, elektron verme eğilimleri istekleri verilmiş. Katyon, anyon. O zaman tam ikisini kesişme noktasından alıyoruz. Bir katyon, bir anyonu işaretliyoruz. O zaman bakır ve klor şeklinde de doğru cevabı bulmuş oluruz. Ama bize sırasıyla diyor. Bakın sırasıyla anot, anyonlar anotta toplanır. Evet. Katyonlar da katotta toplanır. Yani doğru cevap C'dir. Bakın şuraya dikkat edin. Burada sırayla istediği için önce de anotu istediği için bu nedir? Bakır katot olduğu için katotta toplanır. O yüzden doğru cevap C'dir. Sıralaması bizim için önemli. 5. Erimiş kalsiyum klorür tuzun elektrolizi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuşlar bize. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ne yazmıştık az önce? 1 mol elektron eşittir 1 Faraday'a denk geliyordu. O da eşittir 96.500 kulomb elektrik yüküne karşılıktı. Şimdi hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakalım hangileri doğrudur. Devreden 96.500 kulombluk yük geçirildiğinde 1 mol klor gazı açığa çıkar. Şimdi önce şunların reaksiyonunda bir yazalım. Kalsiyum 2 elektron alarak kalsiyum katısına indirgenecek. Klor 2 tane klor Cl2 gazına yükseltgenecek 2 tane elektronla. Evet. Şimdi bakalım devreden 96.500 klomb yani 1 mol elektron geçirildiğinde buradan 1 mol elektron geçirirsek ne kadar klor gazı elde ederiz? 2'ye 1 ise 1'e 0,5 mol klor gazı elde ederiz. O zaman da arkadaşlar bu ifade yanlış bir ifade olmuş olur. 1 mol klor gazı açığa çıkar yanlıştır. Devreden 1 faradaylık yük geçirildiğinde 1 faradaylık yük 1 mol elektrona karşılık geliyor. Geçirildiğinde 20 gram kalsiyum birikir diye sormuş bize. Şimdi kalsiyum için yazalım. 1 faraday 1 mol anlamında 1 mol elektron anlamındadır. 1 mol elektron geçirildiğinde 2'ye karşılık 1 mol ise 1 mole karşılık 0,5 mol kalsiyum elde etmiş oluruz. Her 1 mol kalsiyum 40 gramsa o zaman 0,5 mol kalsiyum 20 grama denk gelir ki 20 gram kalsiyum birikir diyor. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Devreden 2 mol elektron geçirildiğinde bakın arkadaşlar devreden 2 mol elektron geçirildiğinde anotta normal şartlarda
22,4 litre hacim kaplayan klor gazı açığa çıkar. 2'ye karşılık 1 ise 2'ye karşılık 1 mol klor gazı oluşur. Bütün gazların 1 molleri 22,4 litre hacim kapladığına göre o zaman bu ifade doğru bir ifadedir. Dolayısıyla 2 ve 3 aradığımız doğru cevaptır. Evet. Sayfayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet, 6. soruyu çözüyoruz. Kalsiyum florür tuzunun elektrolizinde dedim ve durdun. Hemen arkadaşlar elektroliz reaksiyonlarını bir yazalım. Kalsiyum 2 artı 2 tane elektron alacak ve kalsiyum katısına indirgenecek. İndirgenme reaksiyonu. Flor 2 tane flor eksi flor gazına dönüşecek. Artı 2 tane elektron şeklinde önce indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarını yazmış olduk. Şimdi bakalım. Kalsiyum florür tuzun elektrolizinde normal koşullarda 11,2 litre flor gazı açığa çıkmaktadır. Her 1 mol flor gazı normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar ise acaba 11,2 litresi kaç moldür? Bu da arkadaşlar 0,5 mole karşılık geliyor. Yani toplanan klor gazı 0,5 mol olarak bize verilmiş. 11,2 litre yerine 0,5 mol flor gazı çıkmaktadır. Buna göre bu sırada katotta açığa çıkan maddenin kütlesi ne kadardır? Katotta kim açığa çıkacak? Kalsiyum. Kalsiyumun kütlesini soruyor. Buradan buraya geçiş yapmamız lazım. O zaman arkadaşlar geçiş yapıyoruz. Bakın dikkat edin şimdi. Dikkat edin. 1 mole karşılık 2 mol elektron akıyorsa 1 mol flor elde edebilmek için 2 mol elektron açığa çıkıyorsa 2 mol elektron kullanıyorsa 0,5 mol elde edebilmek için 0,5 mol elde edebilmek için 1 mol elektron olmalıdır. Şimdi elektrolit devresinde aynı kapta elektroliz yaptığımıza göre buradan 1 mol elektron geçiyorsa buradan da yine 1 mol elektron geçmek zorundadır. Bakın burası 1 mol olduğuna göre burası da 1 mol olmak zorundadır. O zaman her 2 mol elektrona karşılık 1 mol kalsiyum toplanıyorsa 1 mol elektrona karşılık 0,5 mol kalsiyum toplanır diye söylüyoruz. Bize katotta açığa çıkan maddenin kütlesi kaç gramdır diyor. Her 1 mol kalsiyum 40 gramsa 0,5 mol kalsiyum da 20 gramdır diye söylüyoruz. O zaman Ceyhan doğru cevaptır. Evet, 7. sorudayız arkadaşlar. Bakalım. Yandaki kapta manezyum klorür sıvısı elektrolizi verilmiştir. Manezyum ve klor. Anotta 0,4 mol klor gazı toplandığı anda diye söylemiş. Önce arkadaşlar elektroliz işlemlerinde anot ve katot tepkimesini yazalım. Manezyum artı 2 tane elektron manezyum katısına dönüşürken klor gazına dönüşüyor artı 2 tane elektron. Evet. Yukarıdaki soruyla reaksiyonlar aynı gibi birbirine benziyor. Bakalım şimdi. Anotta 0,4 mol klor gazı toplandığı anda anotta toplanan klor gazının miktarı 0,4 molmuş. O zaman arkadaşlar 1 mole karşılık 2 mol ise 0,4 mole karşılık 0,8 mol elektron geçiyordur. Bunlar aynı kapta gerçekleşiyorsa, aynı kapta elektroliz oluyorsa klorda 0,8 mol elektron geçiyorsa o zaman manezyumdan da 0,8 mol elektron geçmek zorundadır. Burası 0,8 ise burası da 0,8 olmak zorunda. O zaman manezyuma geçtim. 2 mole karşılık 1 mol ise 0,8 mole karşılık 0,4 moldur diye yazdım. Yani manezyum arkadaşlar 0,4 mol manezyum katısı toplanıyormuş. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruyor. Tek tek kontrol edelim. Katotta 0,4 mol manezyum toplanır. Evet doğru. Katyonlar katotta toplanır. Doğru.
Kullanılan elektrik yükü miktarı 0,8 faradaydır. 0,8 faraday demek 0,8 mol elektrona denk geliyor. O zaman bakıyoruz. Evet, 0,8 mol elektron doğrudur. Anot elektrodun kütlesi değişmez diyor. Anot elektrotta kütle değişmez diyor. Şimdi arkadaşlar, anyonlar anotta toplanır. Anotun olduğu yer pozitifti. Pozitif olan kutup anot, negatif olan kutup katottu. O zaman anyon olan klor, bakın klor, anyonlar anotta toplanacak. Klor burada klor gazı, klor gazına dönüşür. Klor gazına dönüşürken o zaman bu çubuğun etrafından CL2 gazı şeklinde uçar gider. Klor gazı çubuğa yapışmayacağı için kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaz. O yüzden de Edirne doğru cevaptır. Evet. 8. sorudayız. Potasyum klorürün sulu çözeltisi 96,5 amperlik akım ile 600 saniye süreyle elektroliz ediliyormuş. O zaman arkadaşlar hemen buradan Q eşittir I çarpı T formülünü kullanarak, akım çarpı zaman formülünü kullanarak 96,5 çarpı 600 dersek zamanda saniye olarak verilmiş bize. Buradan arkadaşlar 57.900 kulombluk yük bulmuş oluruz. Şimdi bu bulduğumuz yükü elektrona çeviriyorum. Her 1 mol elektron 96.500 kulombluk yüke eşdeğerse 57.900 kulombluk yük acaba kaç mol elektrona eşdeğerdir diye hesaplamamız lazım. Buradan da arkadaşlar 0.6 mol elektron bulmuş oluruz. Her 1 mol elektron Faraday'ın kanunlarına göre 96.500 kulombluk yüke elektrik yüküne eşdeğerse bizim bulduğumuz 57.900 kulombluk elektrik yükü kaç mol elektrona eşdeğerdir? 0.6 mol. Aynı zamanda bu ne demektir? 0.6 Faraday olarak da yazabiliriz. Şimdi elektroliz ediliyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye bize sormuşlar. Burada bir şeyi ifade etmek istiyorum ve işaretlemek istiyorum. Sulu çözelti. Bakın sulu çözelti dediği için sudan gelen aktiflik sırasına sudan gelen hidrojen ve OH iyonlarını da dahil etmemiz şarttır. Evet. O zaman arkadaşlar şimdi tek tek bunları yargıları kontrol edelim. Öncelikli olarak katotta hemen işaretleyelim bakın şimdi. Bakın katyonlar, anyonlar işaretliyorum ikisinin kesiştiği yeri. Bir tane ondan bir tane ondan almış oldum. O zaman anotta önce anyon olan kimdir? Klordur. Klor gazı toplanır. İki tane klor, Cl2 artı iki tane elektron. Katot tepkimesine dikkat etmemiz lazım. Katot tepkimesinde önce kim toplanacak? Hidrojen gazı. Önce hidrojen artı iyonları neye dönüşecek arkadaşlar? Elektron alarak hidrojen gazına dönüşecek. Evet. Katotta hidrojen gazı, anotta da önce klor gazı toplanmış olur. Şimdi bizde ne kadar mol elektron vardı? 0,6 mol elektron var. O zaman burası 0,6. O zaman burası da kaçtır? 0,6 mol şeklinde yazmış olduk. Şimdi tek tek kontrol edelim. Öncelikli olarak katotta hidrojen gazı açığa çıkar. Evet doğrudur. Katotta hidrojen gazı açığa çıkar. Devreden 0,6 faradaylık elektrik akımı geçer. Bu da doğrudur. Çözeltinin hacmi 6 litre ise çözeltinin pH değeri 1 olur diye bize söylemiş. Şimdi bizim pH hesaplayabilmemiz için neye bakmamız lazım? Hidrojen iyonlarına bakmamız lazım. 2 mole karşılık 2 mol ise 0,6 mole karşılık burası da kaç mol olacaktır? 0,6 mol olacaktır. Hidrojen iyonlarının derişimi eşittir. Hidrojen iyonları 0,6 moldü. 0,6 mol hidrojen iyonu bölü hacmi 6 litre vermiş. 6 litreden 0,1 molar buluruz bunu. Burası 0,1 molarsa
pH de eşittir buradan. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 5'ten. pH de buradan. 10 üzeri eksi, eksi logaritma hidrojen iyonlarının derişimi yani 0.1'den. pH buradan ne çıkar? 1 olarak bulmuş oluruz. O zaman bu ifade de doğru bir ifadedir diyoruz. Evet. Peki. Diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. 9. sorudayız arkadaşlar. Şimdi erimiş sodyum klorür sıvısının elektrolizinde devreden 0,2 mol elektron geçmektedir diye bize söylemiş. O zaman önce elektroliz işlemlerini, reaksiyonlarını yazalım. Sodyum artı elektron. Sodyum şeklinde indirgendi. Katyon olduğu için katotta indirgendi. Klor eksi artı iki tane klor da hatırlayın. 2 elektron, 2 mol elektron ve Cl2 gaz şeklinde toplanmış oldu. Şimdi buradan 2 elektron varsa arkadaşlar burayı da ne yapmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. Burası da 2 elektron olması gerekiyor. Şimdi devreden 0,2 mol elektron geçmektedir. O zaman burası 0,2 mol ise burası da 0,2 mol olmak zorundadır. Sodyumu neden 2 ile çarptık? Çünkü elektron sayıları eşit olması gerekiyor. Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olsun diye eşit olmak zorunda olduğu için ne yaptık? Sodyumu 2 ile çarptık burada. Evet. Burası ne oldu? 0,2'ye 1 ise 0,2'ye 0,1 mol oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? Burası da 0,2 mol oldu. 2'ye 2 ise 0,2'ye 0,2 mol olmuş oldu. Şimdi bakalım. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Katotta 0,1 mol klor gazı toplanır. Doğrudur. Doğrudur. Anotta 4,6 gram sodyum toplanır. Anotta. Ha, yalnız burada tabi aslında bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü katotta diyor. Bakın sayı doğru. 0,1 mol klor gazı doğru. Ama mantık yanlış. Çünkü bu anyondur. Anyonlar katotta değil anotta toplanır. O yüzden de bu ifade yanlıştır. Sodyum katottur. Katyonlarda sodyumun olduğu yer katotta toplanacağı için katyonlar katotta toplanacağı için anot demiş. O yüzden bu da yanlıştır. Sayı doğru olabilir. Sayıya bakalım. 0,2 mol sodyum kaç gram yapar? Her 1 mol sodyum 23 gramsa 0,2 molü 4,6 gram yapar. Sayı doğrudur ama anotta değil de katotta toplanır olacaktı. Anotta katotta toplanan maddelerin mol sayıları aynıdır. 0,2 mole 0,1 olduğu için mol sayıları aynı değildir. O zaman Edirne aradığımız cevaptır. Yani 3'ü de yanlıştır. Evet. 10. sorudayız. Yandaki erimiş potasyum klorür tuzu 1 Faraday elektrik yükü ile elektroliz ediliyor. Şimdi 1 Faraday neye denk geliyordu arkadaşlar? 1 mol elektrona denk geliyordu. 1 Faraday elektrik yükü 1 mol elektrona karşılık geliyordu. O zaman biz reaksiyonu bir yazalım. Potasyum artı elektron potasyum indirgenme reaksiyonu. Öbür de klordu. Klor eksi 2 tane klor artı 2 tane elektron. Burası da Cl2 gaz şeklinde yazmış olduk. Şimdi burası 2 elektron olduğuna göre o zaman buranın da 2 elektron olması lazım. O zaman burayı hep 2 ile çarpmamız lazım. Şimdi verilere bakalım. 1 Faraday demek 1 mol elektron yükü anlamındadır. O zaman bu elektron yük miktarları gördüğünüz gibi ikisi de eşittir 1 mol. Potasyum ne kadar olur? 2'ye, 2 ise 1'e 1 mol potasyum metali toplanmış olur. 2'ye, 1 ise 1'e 0,5 mol de klor gazı toplanmış olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Bakalım hangisi yanlışmış. Anotta yani şurada 0,5 mol klor gazı toplanır doğrudur. Katotta yani burada 1 mol potasyum metali toplanır. Bu da doğrudur. Zamanla kaptaki eksi yüklü iyon sayısı artar demiş. Yanlıştır. Klor iyonları klor gazına dönüşeceği için zamanla eksi yüklü iyon sayısı azalır. Elektrolize kullanılan elektrik yükü her 1 Faraday 96.500'e
klomba denk geldiği için bu da doğrudur. Anot elektrot kütlesi değişmez. Çünkü anotta anyonlar anotta toplanırdı. Klor gazı anot çubuğun etrafından uçar gider. O yüzden de çubuğun kütlesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Evet. Bu da biraz farklı bir soru. Yeterince bakır iyonu içeren bakır nitrat çözeltisi 19.300 klomb elektrik yükü ile elektroliz edilmektedir. Güzel. Şimdi o zaman arkadaşlar sorunun geri kalanını okumadan önce şu verilen miktarı bir değerlendirmiş olalım. Şimdi 19.300 klomb'luk yükten bahsediyor. Kaç mole denk gelir onu hesaplamış olalım. Ne yazmıştık? Her 1 mol elektron 96.500 klomb'luk yüke eşdeğerdi. O zaman hesaplayalım buradan şimdi. İçler dışlar çarpımı yaptık. 19.300 bölü 96.500 dersek buradan gitti. Evet. Şunlar gitti. Şuradan 2 katı olur. 0,2 mol olur değil mi arkadaşlar? 0,2 mol çıkar buradan. Peki 0,2 mol bulduk burayı. Şimdi katotta açığa çıkan bakır metalinin kütlesi ne kadardır diyor. O zaman bakır 2 artı bakır artı elektron pardon. Şurası elektron olacak. Artı 2 tane elektron. Devam ediyorum. Bakır katısına denk geldi. Elektron sayısı 0,2 moldu. O zaman 2'ye karşılık 1 ise 0,2'ye karşılık 0,1 mol bakır toplanmış olur. Her 1 mol bakır 64 gram olduğuna göre her 1 mol bakır 64 gramsa 0,1 mol de 6,4 gram şeklinde ifade ediyoruz. Evet. Peki. Değiştirelim kağıdımızı. Evet, 12. sorudayız arkadaşlar. Bakalım şimdi. XCLN iyonik bileşiğinin eriyi yani erimiş hali elektroliz edilirken o zaman yazalım. X bakın X'in değerlerini bilmiyoruz. Burası N verdiğine göre artı N artı N mol elektron ile elektroliz ediliyor ve X katısına dönüşüyor. Cl klor onda bir değişiklik yok. Cl 2 tane Cl2 artı 2 tane elektron şeklinde yazıyoruz. Şimdi elektroliz edilirken anotta 0,6 mol anyonlar anotta 0,6 mol katotta da 10,8 gram madde toplanmaktadır diye bize söylemiş. Pardon. O zaman burası 0,6 mol olacak arkadaşlar. Burada da katotta toplanan maddenin kütlesi de 10,8 gram şeklinde bize vermişler. Şimdi ne yapacağız? Burada molü hesaplayıp bu tarafa doğru geçiş yapacağız. Ne istiyor bizden? N değeri kaçtır diye bize sormuşlar. N değerini bulacağız burada. Hesaplayalım şimdi arkadaşlar. Bakın. 1 mole karşılık 2 mol ise 0,6 mole karşılık 2 katı yani 1,2 mol şeklinde oldu. O zaman burası da 1,2 mol olması gerekiyor. Buraya da 1,2 mol yazdık. Elektron sayıları eşit olması gerektiğine göre. Şimdi 1,2 mol elektrona karşılık 10,8 gram X metali toplanıyormuş. 1 mole karşılık da N kadar toplanılmış. X'in de 1 molü 27 grammış. Şurayı da şöyle düzeltelim. X'in de 1 molü 27 gram olduğuna göre o zaman yazıyorum bakın. 1,2 mol elektrona karşılık 10,8 gram X metali toplanıyorsa X metalin 1 molü ya da şöyle yazalım. N mol elektrona karşılık
1 mol X metali toplanıyor. X metalinin 1 molde 27 gram olduğuna göre 27 gram toplanıyormuş. Buradan N'i bulacağız arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yaparsak N eşittir buradan 3 olarak bulmamız gerekiyor. N buradan 3 çıkar. Yani Ceyhan aradığımız doğru cevaptır. Evet. 13. soruya bakalım. Evet. 13. soruda da arkadaşlar. Evet. Biraz farklı bir soru 13. soru. Dikkat edelim şimdi. 0,7 molar 150 mililitre gümüş nitrat çözeltisi elektroliz edilmektedir. Acaba kaç mol gümüş nitrat var? Hemen bunu bir hesaplamamız lazım. Hesaplayalım. 0,7 molar. Biz biliyoruz ki molarite eşittir M bölü V formülünden. Molarite ile hacmi çarparsam 0,7 molar çarpı 0,15 litre eşittir buradan arkadaşlar. Mol sayısını verecek bize. Çarparsak burayı 0,105 mol olarak bulmuş oluruz. Şöyle ayıralım. Evet. Elektroliz edilmektedir. Buna göre ortamdaki gümüş artı 1 iyonlarının derişimi 0,3 molar olduğu anda 5 amperlik akım kaç saniye kullanılmıştır? Şimdi amper verilmiş, saniye istiyor. Q eşittir I çarpı T formülünden. Bakın amper verilmiş, şurayı vermişler bize. Zaman istiyor, saniye istiyor. O zaman bizim neyi bulmamız lazım? Q yani elektrik yükü miktarını bulmamız lazım. Hesaplayalım onu şimdi. Ha, bu arada 0,3 molar olması lazımmış. Şimdi reaksiyonu yazıyorum. Gümüş arkadaşlar, gümüş artı elektron gümüş katısına dönüşecekmiş. Bakalım şimdi. Başlangıçta bakın başlangıçta kaç mol var elimizde? 0,105 mol var. 0,105 mol var. Evet, başlangıçtaki miktarı 0,105 molmuş. Sonra en sonda kaç molar oluyor? 0,3 molar oluyormuş. 0,3 molar oluyormuş en sonda. Hacim yine değişmedi. 0,15 yani 150 litre olduğuna göre o zaman çarparsak 0,045 mol olması gerekiyormuş en sonda. 0,045 mol kadar olması gerekiyormuş en sonda. Evet. O zaman arkadaşlar, o zaman ne kadarlık bir değişim var burada? Değişim ne kadardır? 0,105'ten 0,045'i çıkarırsanız 0,06 mol'lük bir değişim varmış burada. Yani gümüşü elektroliz ederken 0,105 mol gümüşü elektroliz ederken en sonda işlem bittiğinde 0,045 mol'lük gümüş olması kalması gerekiyormuş elimizde. Aradaki değişim ne kadar? Ne kadarlık gümüşü elektroliz ettim? Bu değişim arkadaşlar elektroliz ettiğimiz gümüş miktarını veriyor bize. 0,06 mol'lük elektroliz işlemi gerçekleştirmişiz. O zaman biz biliyoruz ki her 1 mol elektron. Peki ne kadar elektron geçer buna? 1'e 1 olduğuna göre elektron miktarı da ne kadardır? 0,06 mol'dur. Her 1 mol elektron 96.500 kulomb yüke denk geliyorsa 0,06 mol elektron ne kadarlık yüke karşılık gelir? Onu hesaplayalım. İster dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar 5.790 kulombluk yüke eşdeğermiş burası. 0,06 molü 5.790 kulomluk yüke karşılık geliyormuş. O zaman Q eşittir I çarpı T formunda yerine yazarsak 5.790 kulomb eşittir 5 amper çarpı zaman. T'yi de buradan çekersek arkadaşlar T buradan 1158 saniye olarak bulmamız gerekiyor. Evet. Pekala, değiştiriyorum. 14. soruya geçtik. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar seri bağlı elektroliz kapları var. Evet, işaretledim. Şimdi
Şekildeki seri bağlı elektrolit devresinde arkadaşlar, seri bağlı elektrolit kaplarında kaplardan geçen elektrik yükü miktarları eşittir. Yani bu kabı diyelim ki 0.2 mol elektronla 0.2 mol elektrik yüküyle ya da 0.2 faradaylık elektrik yüküyle elektroliz ediyorsak, aynı miktarı da yine 0.2 molü bu kabıda elektroliz etmemiz gerekiyor. Yani seri bağlı elektroliz kaplarında kaplardan geçen elektrik yükü miktarları ikisinde de aynı olmak zorundadır. Elektrik yükü miktarları aynıysa o zaman elektron miktarları da aynı olmak zorundadır. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi soru çözerken bunu kullanacağız. Devresinde 0.2 faradaylık elektrik yükü kullanıyor. 0.2 faraday demek arkadaşlar 0.2 mol elektrona karşılıktır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi birinci kap. Gümüş nitrat çözeltisi. O zaman birinci kapta gümüş iyonlarını elektroliz ediyoruz. Gümüş katısına çevirdik. İkinci kapta da bakır artı 2 iyonlarını elektroliz ediyoruz. Burada da bakır katısına dönüştü. Şimdi ne kadar elektron geçmesi gerekiyormuş? 0,2 mol birinci kaptan, 0,2 mol ikinci kaptan elektron geçmesi gerekiyormuş. O zaman arkadaşlar toplanan maddenin miktarlarını bulabiliriz. 1 mole karşılık 1 mol ise 0,2 mole karşılık 0,2 mol gümüş metali toplanır. 2 mole karşılık 1 mol ise 0,2 mole karşılık yarısı kadar, yani 0,1 molde bakır metali toplanır. Okuyalım şimdi. Birinci kabın katodunda 0,2 mol gümüş toplanır. Doğrudur. İkinci kabın katodunda 6,4 gram bakır toplanır. Her 1 mol bakır 64 gram ise 0,1 mol bakır 6,4 grama denk gelir. Evet, o zaman bu ifade de doğrudur. Doğrudur, bu doğrudur. Her iki kabın anodunda da NO2 gazı açığa çıkar. Buradaki bu ifade yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü NO3 iyonları neye dönüşecektir? Oksijen gazına dönüşecektir. Buradan da oksijen gazı açığa çıkar. Yani cevap 1 ve 2'dir. NO3 iyonları elektroliz işlemine girdiğinde oksijen gazına dönüşür. O yüzden de NO2 gazı oluşmaz. Evet. 15. soru. Şöyle yapalım. Kalsiyum artı 2 ve X artı N iyonlarını içeren seri bağlı, işaretliyorum, seri bağlı elektroliz kabında belli bir süre elektroliz işlemi uygulanıyormuş. Önce elektroliz işlemini bir uygulayalım arkadaşlar. Kalsiyum 2 artı 2 elektron kalsiyum X artı N, dikkat edin bakın, N mol elektron olacak, burası da X'e dönüşecek. Bakın, kalsiyum artı 2 olduğunda 2 artı olduğunda 2 mol elektron geçiyorsa, burası da N artı olduğunda N mol elektron geçmesi gerekiyor. N mol elektronla indirgenmesi gerekiyor. Evet, uygulandığında 12 gram kalsiyum. Arkadaşlar 12 gram kalsiyum ile 38,4 gram X metali toplanıyormuş. 38,4 gram da X metali toplanıyormuş. Şimdi hemen buradan arkadaşlar kalsiyumun bölü kalsiyum 40'tı. 40 dersem buraya ne olacaktır? 0,3 mol olacaktır. 0,3 mol kalsiyum metali toplanıyormuş. O zaman bakalım şimdi. 1 mol kalsiyuma karşılık 2 mol elektron geçiyorsa 0,3 mole karşılık 0,6 mol elektron geçiyordu. 1 mole karşılık 2 mol ise 0,3'e karşılık 0,6 mol elektrondur. İle 38,4 gramda X metali toplanıyormuş.
O zaman onu da hesaplamamız lazım. Yani 38,4 gramı, evet 38,4 gramı kaç mol yapıyormuş onu bulmamız lazım. Ne yapacağız bunu da arkadaşlar? 64'e böleceğiz. Bölü 64 dediğimiz zaman eşittir buradan da 0,6 mol X metali toplanıyormuş. Peki o zaman bakalım şimdi. Bu kaptan 0,6 mol elektron geçiyorsa o zaman bu kaptan da 0,6 mol elektron geçmesi lazım. Çünkü seri bağlı kaplarda her iki kaptan da geçen elektron miktarları aynı olmak zorundadır. 0,6 mole karşılık 0,6 mol. O zaman dikkat edin arkadaşlar bakın. Dikkat edin. 0,6 mole karşılık 0,6 mol X oluşuyorsa o zaman 1 mol X'e karşılık elektron sayısında kaç olması lazım? 1 olması lazım. Yani en eşitleri burada 1 olması gerekiyor. 0,6'ya karşılık 0,6 eşit olduğuna göre 1 mol elektron 1 mol X'e karşılık da 1 mol elektron olması gerekiyor. Yani en değerimiz burada kaçtır? Kesinlikle 1'dir diye söylemiş oluyoruz. Evet. Diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet 16. sorudayız arkadaşlar. Şimdi burada da yine seri bağlı elektroliz kaplarından bahsetmiş. Seri bağlı elektroliz kaplarının birincisinde erimiş sodyum klorür, diğerinde de magnezyum klorür vardır diye söylemiş bize. Şimdi önce reaksiyonları yazalım. Sodyum artı elektron alarak sodyuma indirgenme reaksiyonu. Magnezyum 2 artı elektron almış 2 tane. Ve magnezyum katıya indirgenmiş. İndirgenme tepkimesi. Şimdi birinci kabın katodunda 18,4 gram madde toplandığında diyor. Birinci kabın katodunda sodyum toplanacak. O zaman ne yapmamız lazım? 18,4 gram sodyumu gram şeklinde yazdık. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? 23'e bölerek mol ağırlığını mol sayısını bulmamız lazım. Mol ağırlığına bölerek mol sayısını bulacağız. Toplandığında ikinci kabın katodunda toplanan maddenin kütlesi M1, şuraya da M1 dedik. M1 gram. İkinci kabın anodunda toplanan maddenin mol sayısı da kaçtır diye bize sormuşlar. Biz bunun kütlesini bulacağız. Bir de bakın ikinci kabın anodunda toplanan maddenin mol sayısı. O zaman arkadaşlar anotta toplanan maddenin mol sayısını bulmak için ne yapmamız lazım? Önce kloru yazmamız lazım. Anotta çünkü ne toplanacak? Klor toplanacak. Klor gazı toplanacak. 2 tane klor. Cl2 artı 2 tane de elektron olması gerekiyor. Evet. Şimdi şunun mol sayısı M1, şunu bulmamızı istiyor. Bir de bunun kütlesini bulmamızı istiyor. O zaman şimdi buradan yola çıkarak sorumuzu çözmemiz lazım. Ancak dikkat, evet. Şimdi bakalım 18,4 gram bölü 23'ten arkadaşlar burası ne yapar? 0,8 mol yapar. 0,8 moldur burası. Şimdi sırayla gidiyoruz bakın. 1 mole karşılık 1 mol ise 0,8 mole karşılık yine 0,8 moldur. Şimdi seri bağlı elektroliz kaplarında devreden geçen elektron miktarları eşit olduğu için burada 0,8 mol geçiyorsa burada da 0,8 mol geçiyordur. O zaman burada da 0,8 mol geçmesi gerekiyor. Burası 0,8 mol ise 2'ye karşılık 1 ise 0,8 mole karşılık M1 yani 0,4 moldur. O zaman arkadaşlar M1'i ne olarak bulduk? 0,4 olarak bulduk. 0,4 işaretledim. Şimdi ne yapacağız burada da? Magnezyumun kütlesini bulmamız lazım. 2 mol elektrona karşılık 1 mol magnezyum akıyorsa, 1 mol magnezyum oluşuyorsa 0,8 mole karşılık 0,4 mol magnezyum olması gerekiyor. O zaman her 1 mol magnezyum, bakın her 1 mol, şuraya yazalım. Her 1 mol magnezyum 24 gram ise 1 mol magnezyum 24 gram ise 0,4 mol magnezyum kaç gramdır? Buradan da eşittir 9,6 gramdır. O zaman arkadaşlar aradığımız cevap
C şıkkıdır diyoruz ve işaretliyoruz. Tamam. 2 mole karşılık 1 mol ise 0,8'e karşılık 0,4 moldür. 0,4 mol magnezyum oluşmuş. Her 1 mol magnezyum 24 gramsa 0,4 molü 9,6 gramdır. O zaman cevap Ceyhan oldu. Bir soruya geçelim. 17. sorumuz. Seri bağlı elektrolüs kaplarında, özdeş elektrolüs kaplarında erimiş kalsiyum artı 2 ve X artan tuzları elektrolüs ediliyormuş. O zaman reaksiyonu yazalım önce. Kalsiyum 2 artı 2 tane elektronla kalsiyum metaline dönüşüyor. X N artı artı N mol elektron eşittir X'e dönüşüyor. Bakın burayı nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 2 artı 2 olduğunda 2 elektron ile sıfıra indirgeniyorsa artı N olduğunda N elektronla sıfıra indirgenmiş olacak. Yani buradaki sayıyı direkt yazmış oluruz işin pratik tarafı olarak. Elektrolüs ediliyor. Kaplardan birinde 12 gram kalsiyum metali toplanıyorsa burası 12 grammış. 12 gram kalsiyum metali toplanıyorsa bölü 40 dersem ben buna. Neden 40'a böldüm? Çünkü kalsiyum molarlı, atom ağırlığı 40 gramdır. O zaman 0,3 mol kalsiyum metali burada toplanıyormuş. Diğerinde ise 0,3 mol X metali açığa çıkıyormuş. Buradan da yine 0,3 mol X metali açığa çıkıyormuş. Buna göre X'in NO3 iyonu ile yaptığı tuzun formülü nedir? Sorunun bu kısmını bulabilmemiz için bizim X'in üzerindeki N sayısını bulmamız lazım. O zaman önce onu bir hesaplayalım. 1 mol kalsiyum elde edebilmek için 2 mol elektron geçmesi gerekiyorsa 0,3 mol elde edebilmek için 0,6 mol elektron geçmesi gerekiyor. 1 mole karşılık 2 mol ise 0,3'e karşılık 0,6 moldur. Seri bağlı kaplarda devreden geçen elektron miktarları eşit olduğuna göre o zaman burası 0,6, burası 0,6 mol olmak zorundadır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, bakın X'e geçtim şu anda. 0,6 mole karşılık 0,3 mol olabilmesi için, yani yarısı kadar olabilmesi için o zaman N değerinin kaç olması lazım? 2 olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. 2'ye karşılık 1 ise yarısı kadarsa 0,6'ya karşılık 0,3, yani yarısı kadar olması gerekiyor. O zaman N sayısı burada kaçtır? 2'dir. N2 bulduğumuza göre X artı 2'nin X N yerine 2 yazdım. Nitrat iyonu ile yaptığı bileşiğin, bunun nitrat iyonu ile yapacağı bileşiğin formülü çaprazlama kuralından bunu bunun altına, bunu bunun altına getirdik. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız nedir? Bursa'dır. Bununla bunu çaprazladık. 2 ile 1'i çaprazladık. 1 bunun altına geldi. 2 nitratın altına geldi. Dolayısıyla aradığımız cevap Bursa olmuş oldu. Peki elektrolizle ilgili son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki elektrolüz devresinden bir sürü elektrik akımı geçirildiğinde birinci kabın katodunda yazalım yine. Gümüş, birinci kabın katodunda gümüş artı, artı elektron gümüşe indirgendi. Neden artı 1? Çünkü bakın nitrat eksi 1 değerlikli. O zaman gümüşün değerli kaçtır burada? Artı 1'dir. X, burada da X, C, L, N var. X, N artı, artı N mol elektron. Burada da X'e indirgendi. Burada da Y artı N var. Y, M artı, artı M mol elektron eşittir Y'ye indirgenmiş oldu. Evet, şimdi sorunun bu kısmını tekrar okuyalım. Yukarıdaki elektrolüz devresinden bir sürü elektrik akımı geçirildiğinde birinci kabın katodunda şurada 0,06 mol gümüş toplandığında, burada toplanan gümüş arkadaşlar 0,06 molmuş. Toplandığında ikinci ve üçüncü kabın katodunda sırasıyla 0,03 mol X ve 0,02 mol de Y toplanıyormuş. Y metali toplanıyor. Buna göre X metalinin nitrat, Y'nin ise sülfat tuzu ile yaptığı bileşiğin formülü nedir diye bize sormuşlar.
Önce şu n ve m'i bulmamız lazım. Bir önceki soruyla aynı mantıkta n ve m'i bulacağız. Bakalım o zaman. Seri bağlı elektroliz kaplarında devreden geçen elektron miktarları eşitti. O zaman 1 mole karşılık 1 mol ise 0,06 mole karşılık burası kaçtır? 0,06 moldur. Burası 0,06 mol ise burası da 0,06 mol olmak zorunda. Burası da 0,06 mol olmak zorundadır. Seri bağlı kaplarda devreden geçen elektron miktarları aynı olduğuna göre. Şimdi dikkat edin bakın arkadaşlar. Burada oluşan X elektronun yarısı kadar mol değerine sahip. 0,06'ya 0,03 olabilmesi için o zaman n'in kaç olması lazım? 2 olması lazım. 2'ye karşılık 1 ise 0,06'ya karşılık 0,03'tür. O zaman x nedir arkadaşlar? 2 artı şeklinde yazıyoruz. N değeri burada 2 olarak bulmuş olduk. M'e bakalım şimdi. 0,06'ya karşılık 0,02 olabilmesi için demek ki M değerinin 3 olması lazım. 3'e karşılık 1 ise 0,06'ya karşılık 0,02 olması gerekiyor. O zaman Y de arkadaşlar burada nedir? 3 artı 3 değerliktedir. M eşittir burada 3 olarak bulmuş olduk. O zaman buradan ne istiyor bizden? X'in nitratla yapacağı bileşik x 2 artı nitrat eksi değerlikte olduğuna göre o zaman şu aradığımız cevaplardır. Y'nin de sülfat ile yapacağı y 3 artı sülfat eksi 2 değerliktedir arkadaşlar. Dolayısıyla çaprazlama kuralı yaparsak 2'yi bunun altına getiriyoruz. 3'ü de bunun altına getiriyoruz. O zaman y 2 SO4 3 oluyor. Yani Ceyhan aradığımız cevap oluyor arkadaşlar. Y2 SO4 3. Y'yi bunun altına getiriyoruz. 3'ü de sülfatın altına getiriyoruz. Dolayısıyla sülfatı da paranteze almak zorundayız. O zaman doğru cevap Ceyhan olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Böylece arkadaşlar elektrolizle ilgili de karışık sorular çözmüş olduk. Bir sonraki soru çözüm dersimizde yeniden buluşmak, yeniden görüşmek üzere. Şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın.